Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere toplama ve çıkarma problemlerini çözeceğim. Daha önce bu soruları Yazgı Akademi kanalında canlı yayında çözmüştüm ama canlı yayına gelemeyenler olmuştur. Onlar için bir kez de kendi kanalımda anlatmak istedim. Hemen birinci sorudan başlayacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'daki bulbul öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Kendinizi denemek isterseniz Videoyu durdurup her soruyu önce siz yapın daha sonra benim cevaplarımla karşılaştırabilirsiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Birinci sorumuz. Yandaki toplama işleminin sonucunu en yakın onluğa yuvarlayarak bulduğumuzda gerçek sonuç ile tahmini sonuç arasındaki fark kaç olur diyor. İsterseniz önce gerçek sonucu hemen burada bulalım. 8, 4 daha 12 elde var 1. 2, 1 daha 3, 7 daha 10 yine elde var 1. 4 5 3 de burada 8 ve 2802 oldu. Şimdi tahmini sonucu bulacağız. En yakın onluğa yuvarlayacağız. İlk sayımız 1428. Onu en yakın onluğa yuvarladığımızda birler basamağında 8 olduğu için ileriye gitmesi lazım. 2'den sonra yani burada 2 onluk var. O zaman 3 onluk yani 20'den sonra 30 gelmesi lazım. 1430'a yuvarlanır. Diğeri 1374. Bakıyorum birler basamağında. 4 olduğu için geriye döner. Geride 70'i görüyoruz zaten. 1370. Ve bunu toplayacağız ikisini şimdi. 0, 10, elde var. 1, 5, 3 daha 8. Ne oldu? 2800 oldu tahmini sonuç. Gerçek sonuç 2802 idi. O zaman aralarında sadece 2 fark vardır. Doğru cevap A şık oldu. İkinci sorumuz bir çiftlikte 816 koyun, koyunlardan 45 fazla keçi vardır. Bu çiftlikteki koyun ve keçilerin toplamı kaçtır diyor. 816 koyun varmış. Hemen onu yazıyoruz. Şimdi keçileri bulmamız lazım. 45 fazlaymış koyunlardan. O yüzden ilk önce keçilerin sayısını bulacağız. Topluyorum. 11, 11'in biri elde var. 1, 2, 4 de burada. 6, 861. Hemen bazen öğrenciler gidip A şıkkını işaretliyor ama işlem bitmedi daha. O yüzden devam edeceğiz. Biz şu anda keçileri bulduk. Koyun ve keçilerin toplamını sorduğu için keçiler 861, koyunlar 816. Şimdi bütün hayvanları bulacağız. 7, 7 ve 1677 e, keçi ve koyunların toplamı oldu. C şıkkını işaretledim. Şimdi üçüncü sorunun cevabını yapalım. 5334 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda sayıda nasıl bir değişim olur diyor. 5334'ü ilk önce en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. En yakın yüzlüğe yuvarlarken son iki basamağa bakıyoruz. Son iki basamaktaki sayı eğer 50'den küçükse geriye döner. Zaten burada 50'den küçük 34 var. Geriye döner. Geride 5300 olur o zaman. Çünkü 300 var ve yuvarladığımızda 5300 oldu. Kendi sayımız 5334'tü. Bakalım ne oldu? Sayımız azaldı ama ne kadar azaldı? 4'ten 0 çıktı. 4, 3, 0, 0. Bakın sayımız 34 azalmış oldu. Doğru cevap B şıkkı oldu. Dördüncü soru. Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 72 ise eksilen sayı kaçtır diyor şekille göstereyim size. Şöyle bir ekmek çiziyorum. Ve bu ekmeğin bir kısmını yedim. Yani şöyle birazını yedim diyelim. Ve ekmeğim azaldı. Kalan da burası. Üstteki eksilen sayı. Bu çıkan sayı. Bu da fark. Şimdi soruya tekrar dönelim. Eksilen, çıkan ve farkın toplamı diyor. Şimdi eksilen bir ekmekti. Şöyle çizelim çıkan ve farkın ikisini birleştirirsem bunların ikisi beraber birbirine yapıştığında bunlar da bir ekmek oluyor. O zaman elimde şu anda 2 ekmek var ve diyor ki eksilen, çıkan ve fark yani şu, şu da eksilen ikisinin toplamı 72 ediyor. Şimdi 72'yi 2'ye bölünce bir tane ekmeği bulacağım ve eksilen sayıyı bulmuş olacağım. Öğretmenim biz daha bölmeye geçmedik diyebilirsiniz ama 3. sınıfta öğrenmiştiniz zaten bölmeyi. Ona dayanarak burada yaptım. Şimdi 7'de 2 3 defa var. 3 kere 2 6. 1 kaldı. 2'yi getiriyorum. 12'de 2 6 defa var. 6 kere 2 12. Çıkarıyorum. Demek ki 1 ekmek 36 oldu. Yani şurası 36. Eksilen sayı 36'ymış. A şıkkını işaretliyorum. Nuray. Hikaye kitabının birinci gün 15 sayfasını okuyor. Her gün bir öncekinden 26 sayfa fazla okuyan Nuray kitabı 4 günde bitirdiğine göre kitap kaç sayfadır diyor. Birinci gün 15 sayfa okumuş. İkinci gün 6 sayfa fazla okumuş. O zaman 21 sayfa okumuştur. Üçüncü gün yine 6 sayfa fazla okudu. 27 sayfa okumuş. Dördüncü gün Yine 6 sayfa fazla okudu. O zaman 27 6 daha 33 sayfa okumuş demek ki. Bütün okuduğu sayfaları şimdi toplarız ve cevabı buluruz. 5 6 13 16. Elde var 1 2 4 6 3 de burada 9. Demek ki Nuray 96 sayfa okumuş 4. günün sonuna geldiğinde ve D şıkkını işaretledik. 6. sorumuz 5 4 3 ve 0. Yukarıdaki rakamlarla oluşturulan rakamları birbirinden farklı. En büyük ve en küçük sayının toplamı kaçtır diyor. En büyük olması için ne yapıyorum? 5'i başa koyuyorum. 5. Çünkü en büyük o var. Orada 4, 3 ve 0. En küçük sayıyı yapacağım şimdi. 0'ı başa koyamam. Çünkü değeri olmaz. O yüzden 0'ı koyamadığıma göre 3 ile başlamam lazım. En küçük olması için. Sonra 0'ı koyarım. 4 ve 5'i koyarım. Bunların toplamı diyordu. 5, 7, 4. Ne oldu? 8475 oldu. Doğru cevap C şıkkı ve işaretledik. Geldik 7. soruya. Veli'nin cebinde 265 TL'si vardır. Her hafta 50 TL harçlık alan Veli'nin 5 haftanın sonunda toplam kaç TL'si olur diyor. Burada çarpma işlemini de kullanacağız. Her hafta 50 lira alıyormuş ve 5 haftayı bulmamız lazım. Önce bir çarpalım bakalım 5 haftada kaç para oluyor. 5 kere 0 0, 5 kere 5, 25. 5 haftada 250 TL oldu. Önceden de 265 lirası vardı. E, o zaman ikisini toplarız ve toplam parasını buluruz. 5, 11, elde var 1, 2, 4, 5. Demek ki Veli'nin toplam 515 lirası olmuş. D şıkkını işaretledim. 8. soru 3 basamaklı ve birbirinden farklı 3 tane doğal sayının toplamı 453'tür diyor. Bu sayılardan en büyüğü en fazla kaç olabilir diyor. Şöyle yapalım. 3 tane doğal sayı yapalım. Onların kutularını yapalım. Ve bu 3 tane doğal sayının toplamı 453'müş. 453 yazdıktan sonra bu sayılardan en büyüğü en fazla diyor. En fazla olması için bir tanesinin diğerlerinin en küçük olması lazım. O yüzden 3 basamaklı olacak ya o zaman birinci sayıya 100 koyabilirim en küçük olarak. Diğer sayıya birbirinden farklı sayılar olduğu için 101'i koyarım küçük olarak. Ve diğer sayı en büyük olarak kalır o zaman. En fazla olarak kalır. Ne yaparım şimdi? Şu iki tane koyduğum sayıyı toplarım. Yani 101 ile 100'ü toplarım. Ne olur burası? 201 olur. 453'ten Yanlış yazdım. 201'i çıkarırım ve 3. sayının yani en büyük sayının alabileceği en fazla değeri bulmuş olurum. 2 5 aşağıya 252. Demek ki buraya en fazla 252 sayısı gelebilirmiş ve B şıkkı doğru cevap oldu. 9. soru bayağı zor bir soru. Okuyalım. Bir baba 34 yaşındayken çocuğu 6 yaşındadır. Baba ile çocuğunun şimdiki yaşları toplamı 68 olduğuna göre babanın bugünkü yaşı kaçtır diyor. Şimdi bir baba 34 yaşındayken çocuğu 6 yaşındaymış. İlk önce o zaman 34 ile 6'yı bir toplayalım. Bakalım o zaman kaç yaşındaydı bunlar. Ne yaptık? Topladık. 40 ye oluyor o zamanki yaşlarının toplamı. Şimdiki yaşlarının toplamı 68'miş. O zaman 68'den 40'ı çıkaralım ve Önceki yaşlarının toplamıyla şimdiki yaşlarının toplamı arasındaki farkı bulalım. Ne oldu? Arada 28 fark var. 28'i şimdi 2'ye böleceğiz. Niye 2'ye bölüyoruz? Çünkü bunlar 2 kişi ve arada 28 yaş fark oluştuysa her birisi bir yaş büyüyor, öteki de bir yaş büyüyor. Her yıl toplamda 2 yaş birden büyümüş oluyorlar. O yüzden 2'ye bölüyorum. 28'i 2'ye böldüm. 1 kere 2, 2. 0 8'de 2 4 defa var. Demek ki bakın 14 yıl geçmiş. 14 yıl geçmiş, 14 yaş. Baba büyümüş 14 yaş, çocuk büyümüş. Buradan kaç yılın geçtiğini bulduktan sonra babanın önceki 34 yaşı ile geçen 14 yılı toplarsam şimdiki yaşını bulacağım. Yani 8 baba şu anda 48 yaşındaymış. Bu şekilde bulmuş olduk. Çocuğu sorsaydı çocuk 6 idi. 6 ile 14'ü toplardık. O da 20 yaşında olur şu anda ve bu şekilde sorumuzun cevabını bulmuş olduk. 10. Ali'nin parası Merve'den 365 TL fazladır. Merve'nin 625 TL'si olduğuna göre ikisinin toplam kaç TL'si vardır diyor. Merve'nin 625 lirası varmış. Ali'ninki 365 fazla olduğu için ilk önce Ali'nin parasını bulmamız lazım. 5 5 daha 10 elde var 1. 2 1 daha 3 6 da burada 9. Demek ki Ali'nin 990 lirası var. İkisinin paralarını toplarını soruyor. O yüzden Ali'nin parası 990. Merve'nin 625 olduğu için toplayacağız. 5, 11, ne oldu? 10, 16. İkisinin 1615 lirası oluyor. Ve cevap C şıkkı oluyor. Benim yaşım 12, ablamın yaşı 18'dir. 5 yıl sonra ikimizin yaşları toplamı kaç olur? Bunu iki farklı yoldan yapabiliriz. İlk önce uzun yolu göstereyim. 12 yaşındaymışım ben ve 5 yıl sonra 12 ile 5'i topladığım zaman ne olur? 17 yaşına gelirim. Ablam 18 yaşındaymış. O da 5 yıl sonra 5 yaş büyüyecek ve 23 yaşına gelecek. Şimdi toplarız. 7, 3 daha 10. Elde var 1. Ne oldu? İkimizin yaşları toplamı 40 oldu. Böyle yapabiliriz. Ya da şöyle yapabiliriz. Benim yaşım 12. Ablamınki 18. 5 yıl sonra o da bir 5 yıl büyüyor. Ben de 5 yıl büyüyorum. O zaman ikimiz beraber 10 yaş büyümüş oluyoruz ve böyle toplayabiliriz. Ne oldu? Yine e, elde var bir Aynı sonuca ulaştık. Fark etmez. Her iki yoldan da yapabilirsiniz. Doğru cevap C şıkkı oldu. C şıkkını işaretledim. 12. Okul gezisine okulumuzdan 365 öğrenci katılıyor. Öğrencilerden 133'ü 2. sınıf, 83'ü 3. sınıftan, geri kalanı 4. sınıftandır. Geziye katılan 4. sınıf öğrencileri kaç kişidir diyor. 1. 2. E, sınıflar 133 kişiymiş. Evet 133. 83 3. sınıflar ve 4. sınıfları bilmiyoruz. Onun yerine boş kutu yapıyorum ve geziye katılan toplam öğrenci 365 kişiymiş. Ne yapacağız? Önce bir 2. sınıf ve 3. sınıfları ikisini toplayıp bir sepete koyalım. 133 ile 83'ü toplayalım. 6 11 216 kişi oldu bunlar. Toplam öğrenci sayısından bunları çıkarırsak geriye 4'ler kalacak. 365'ten 216'yı çıkaralım. 5'ten 6 çıkmaz. Komşudan aldık. 15'ten 6 çıktı 9. Burada 5 kaldı. 5'ten 1 çıktı 4. Ve ne oldu? 144 şey 149 öğrenci oldu. 4. sınıflar ve C şıkkı işaretledik. Yandaki çıkarma işleminin en yakın onluğa yuvarlanarak bulunan tahmini sonucu ile gerçek sonucu arasındaki fark kaçtır diyor. Hemen gerçek sonucu yapalım sonra tahmini sonucu da yaparız. 5'ten 7 çıkmaz komşuları aldık. 15'ten 7 çıktı 8 burada kaldı 6 aşağıya 8'den 1 çıktı 7 1768. Şimdi en yakın onluğa yuvarlayalım. Birler basamağında 5 olduğu için ileriye gider. İleride kim olur? Burada 70 olduğuna göre 80 olur. 3880 yani bir sonraki onlar yuvarlanmış oldu. Burada 7 var. 7 de ileriye gider. Burada 0 olduğuna göre o zaman 10 olacak. Yani 2110. Bu sayı da buraya yuvarlanır. Şimdi çıkaralım. 0, 7, 7, 1770. Bakın 1768 ve 1770. Ne kadar fark var aralarında? 2 sayı fark var. Doğru cevap A şıkkı oldu. 14. Bizim köyümüzde 2250 kadın, kadın sayısından 1360 fazla erkek vardır. Çocukların sayısı 576 ise köyümüzde toplam kaç kişi vardır diyor. Şimdi burada kadınları biliyoruz ama erkeklerin sayısını bilmiyoruz. Kadınlardan bu kadar fazlaymış. İlk önce onu bulmamız lazım. Yani 1360'ı topluyorum 2250 ile. 0 11 elde var 1 3 6 3610 erkek oldu. Şöyle yazalım. 3610 erkek. 2250 kadın vardı ve çocuklar da var. Onları da yazacağım ve hepsini beraber topluyorum. 6, 6, 7 daha. 13, 7 oldu eldeyi verdim. 9, 5 daha. 14 yine elde var. 1, 4 oldu. 2 de burada 6. Demek ki 6436 kişi yaşıyormuş burada. E cevap Aşık oldu. Geldik 15. Soruya. Bir askeri birlikte 400 şey 4325 asker vardı. Askerlerden 948'i askerliğini bitirdi. Bir süre sonra birliğe 1243 yeni asker geldi. Buna göre birlikte kaç asker olur diyor. İlk önce 4325 asker varmış. Bu kadar kişi bitirip ayrılmış. Onları bir çıkaralım. 5'ten 8 çıkmaz. 15 oldu. 15'ten 8 çıktı 7. Burada kaldı 1. 1'den 4 çıkmaz. 11 oldu. 11'den 4 çıktı 7. 2 kaldı yine çıkmıyor. Komşudan aldık. 12'den 9 çıktı 3. Burada kaldı 3. Bu kadar kişi kaldı. Sonra 1243 yeni asker geldi. 3377 kalmıştı. 1243'ü ekliyorum. Böylece son durumu bulmuş oluyorum. 7 3 daha 10. Elde var 1. 8 4 daha 12. Yine elde var 1 4 2 daha 6 3 1 daha 4. Toplam 4620 oldu. Doğru cevap A şıkkı oldu. 16.5687 sayısının binler basamağı ile yüzler basamağının yeri değiştiriliyor. Sayının değerinde nasıl bir değişme olur diyor. Şöyle yapalım. Değiştirip yazalım ilk önce. Binler basamağı ile yüzler basamağını değiştirelim. Yani 5 ile 6 yer değişecek. 6.587 olacak yeni sayı. Nasıl bir değişme oldu? Önceki sayıyı da yazalım şimdi. 5.687. Şimdi aralarında nasıl bir değişme oldu? Sayı büyüdü zaten. Buradan anlıyoruz. Ne kadar büyüdü? 0 0 5'ten 6 çıkmaz komşudan aldık 15'ten 6 çıktı 9 5 beş kaldı 5'ten 5 beş, e, çıktı 0 demek ki sayımız 900 arttı o zaman 900 artar cevap A şıkkı olur son iki sorumuzu da yapalım 4675 Be, e, diğerlerini okumayayım buradaki sayılar Büyükten küçüğe sıraladığımızda en baştan birinci ve üçüncü sayıların toplamı kaç olur diyor. Kim birinci olur? Şöyle bir sayılara baktığımda en büyük burası. Bu birinci. İkinci kim olur? Burası olur. 4023 olur. İkinci. Şu birinciyi. Üçüncü kim oluyor? 3965 oluyor üçüncü. Ve dördüncü yani en küçük 3123 oluyor. Kimleri toplayacaktık? Birinci ve üçüncü sayılar. Yani şununla şunu. 4675 3965 bunların toplamı diyordu. 5 5 daha 10 elde var 1 8 oldu 14. Yine elde var 1 7 oldu 9 7 daha 16 yine elde var 1 5 3 daha 8. 8640 oldu. Doğru cevap Bursa'nın B'si diyoruz. Son sorumuz Babam 2900 TL'lik televizyon için birinci ay 356 TL, ikinci ay 789 TL ödedi. Babamın daha ödeyeceği kaç para kaldı diyor. Birinci ve ikinci ay ödediklerini önce bir toplayalım. Bakalım ne kadar para ödemiş baba. 789 da 356'yı toplayalım. 9, 6 daha 15. Elde var 1 verdim. 6, 8 daha 14. Yine elde var 1, 4, 7 daha 11. 1145 lira para ödemiş. Ee, televizyonun fiyatı 2900 liraydı bakalım ne kadar daha kaldı ödeyeceği 1145'i çıkarıyorum 0'dan çıkmaz komşuda yok diğer komşudan aldık buraya verdik 10 bundan buraya verdik 10 burada 9 kaldı 10'dan 5 çıktı 5 9'dan 4 çıktı 5 8 kaldı burada birini verdiği için 8'den 1 çıktı 7 2'den 1 çıktı 1 demek ki 1755 lira daha ödeyeceği para kalmış. Bu son sorumuzdu sevgili öğrenciler. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar. Dersinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.